Mixing Cultures. Miletoslu Anaximandros. Antik çağ tarihçisi Apollodor'a göre 42. olimpiyatın 3. yılına denk gelen M.Ö. 610'da Miletos'ta doğmuş ve 64 yaşındaki 58. olimpiyatın 2. yılına denk gelen 546 yılında da ölmüştür. İyonya okulu filozofudur. Babası Praxiades'tir. Diyojen Laurtus'tan edindiğimiz bilgilere göre Milesian okulunun kurucusu olan Thales'in öğrencisidir. Başarıları Anaximenes ve Pitagoras'ı etkilemiştir. Thales'ten farklı olarak o, öğretilerini yazılı olarak bırakmıştır. Doğa üzerine adlı yazılı eseri bırakmıştır. İlk çağ felsefe tarihi açısından önemli bir düşünürdür. Anaximandros bir filozof olduğu kadar doğa bilimcisidir. Onun felsefi görüşleri ve bilimsel gözlemlere dayalı bilgileri iç içe geçmiştir. Anaximandros'un yapmış olduğu bilimsel çalışmalar şöyledir. Denizcilerin yön bulmasına yardımcı olmak için harita yapmıştır. Ayı gözlemlemiş ve ayın kendi ışığını yaratmadığını, güneşten aldığını bulmuştur. O dönemde bilinen dünyanın haritasını bir levha üzerine çizmiştir. Güneş saatini bulan kişidir. Tüm canlılığın suda başladığını, sonra bir kısmının karaya çıktığını iddia ettiği bir evrim görüşü vardır. Dünyanın düz bir tepsi gibi değil, silindir şeklinde olduğunu ileri sürmüştür. Gök, yerin etrafında döner. Güneşin dünyadan 27-28 kat daha büyük olduğunu ve yanan bir ateş olduğunu söylemiştir. Anaximandros felsefesine şu sorularla başladı. Görünen bu doğa bir oluş halindedir. Doğanın arkasında yatan temel ilke nedir? Dünya nedir? Neyin içindedir ve yerle gök arasındaki uzaklık nedir? Dünya ve evren. Thales'le başlayan, Anaximandros'la anahtarını kazanan doğayı doğa içinde unsurlar ve nedenlerle açıklama çabası, Aristo'nun, İskenderiye biliminin, Batlamyus'un, Arap bilimcilerin, Kopernik'in, Galile'nin, Newton'un ve Einstein'ın devrimlerine zemin hazırlamıştır. Dünya durgun ve düz olmayıp eni boyundan daha büyük bir silindir biçimindedir. Hava boşluğunda hiçbir şeye dayanmaksızın yüzer. Aristoteles, Anaximandros'u fizikçilerden saymakta, onu eski din bilimcilerin karşıtı bir düşünür olarak benimsemekte haklıdır. Onun evren konusundaki görüşünün deneye dayandığını düşünmek mümkündür. Dünya haritasıyla birlikte evrenin bir modelini yapmaya çalışan Anaximandros, aynı zamanda ilk şimşeğin, yer sarsıntılarının, ay ve güneş tutulmasının nedenlerini de bulmaya çalışmıştır. Anaximandros'un doğa olaylarını açıklamada ileri bir adımdır. Aperyon kavramı ve arke. Aperyon, Anaximandros'un arkesidir. Ona göre arke, duyumla elde edilemeyen, nicelik bakımından sınırsız ve nitelik bakımından belirsiz olan aperyondur. Aperyon, sınırı olmayan manasına gelir. Aperyona nitelik yüklenmez çünkü onun niteliği sınırsızdır. Anaximandros tarafından bir arke olarak ortaya atılma nedeni, Anaximandros'un çağdaşı olan Thales'in su arkesini yetersiz bulmasıdır. Anaximandros'a göre adaletin sağlanabilmesi için toprak, ateş, hava ve su arasında sürekli birbirlerinin varoluşuna ve yok oluşuna sebep olan bir denge olması gerekir. Arke'nin toprak, ateş, hava ya da su elementlerinden birisi olması halinde arke olarak belirlenen element dengeyi kendinden yana bozacaktır ve mevcudiyeti sağlayan çatışmalı denge bozulacaktır. Ancak mevcudiyetin sürekliliği, gözlemlenebilir açık bir gerçek olduğuna göre arkenin bu dört maddeden biri olması mümkün değildir. Ayrıca Anaximandros'a göre arkenin somut olarak belirlenemez, dünyada olmayan olması da gereklidir. Dünya boşluktadır, der Anaximandros ve ekler. Dünya hiçbir desteğe dayanmadan boşlukta dolayı olarak durmaktadır. Çünkü her yerden aynı uzaklıktadır. Aristo notlarında bazıları dünyanın bir denge durumu nedeniyle hareketsiz olduğunu söylemektedirler. Boşluğun üzerine kuzeyi yaydı ve dünyayı boşluğa astı. Tevrat, Eyüp 26. bölüm 7. beyt. Yukarıda belirtilen Tevrat, tarihsel olarak Anaximandros'tan bir asır sonra yazılmıştır. Anaximandros'un belirttiği dünya tanımına birebir uymaktadır. Evrim görüşü. Bir silindir gibi olan ve hava boşluğunda hiçbir şeye dayanmaksızın özgürce yüzen dünya, başlangıcında tümüyle sularla kaplıydı. Bu düşünceden hareketle cesurca bir iddiada bulunur. Başlangıçta tüm yaratıklar suda yaşayan varlıklardır.
Sonradan suların çekilmesi, kara parçalarının oluşmasıyla bu sularda yaşayan canlılar, karada yaşayan canlılar olarak değişim geçirdi. Bu teori, evrim teorisinin düşünce tarihinde ortaya çıkışı olarak düşünülmektedir. Nitekim Anaximandros, insanın başlangıcında bu suda yaşayan hayvanlardan dönüşmüş olabileceğini de ekler. İnsanın öteki hayvanlara göre en son gelişimde ortaya çıkmış olması, evriminin en son yaratığı olduğunu kanıtı sayılmaktadır. Göründüğü gibi bu teori, dini görüşten çok gözlem ve mantıksal çıkarımların bir sonucu olarak felsefe ve bilim tarihinin ilk temellerindendir.